Önce Milli Güvenlik Kurulu, ardından Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi iki kritik toplantıya ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 6 saat süren Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası gelen açıklamada Suriye ve Irak'tan gelen tehditlere karşılık verileceği vurgulandı. Terör devleti kurulmasına asla izin verilmeyeceği bir kez daha hatırlatıldı. Güney sınırlarımıza yönelik ve Irak'tan kaynaklanan bir tehdidin tespitiyle taciz ve saldırı vuku bulması halinde uluslararası hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmaya devam edileceği, Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin diğer bir terör örgütü DEAŞ'la mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulanmıştır. İsim verilmedi ancak terör örgütü PYD YPG'ye silah yardımı eleştirildi. Açıklamada silahların PKK terör örgütüne gittiğinin altı çizildi. Bazı müttefik ülkelerin PYD YPG terör örgütüne verdiği silah ve mühimmatın PKK terör örgütünde ele geçiriliyor olması Türkiye'nin bunların farklı isimler altında gözükse de aslında aynı örgüt olduğu konusunda ısrarla ortaya koyduğu ikaz ve itirazındaki haklılığını bir kez daha teyit etmiştir. Terör örgütlerine karşı sergilenen çifte standart terk edilmeden bölgenin huzur ve güvene kavuşmasının mümkün olamayacağının altı çizilmiş, uluslararası topluma terörle mücadelede ortak bir anlayış birliğine varılması için verilen taahhütlere uyulması konusundaki çağrımız tekrarlanmıştır bildiride Türkiye'nin sınırları boyunca bir terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceği, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin diğer bir terör örgütü DEAŞ'la mücadelesi ileri sürülerek meşrulaştırılamayacağı bir kez daha vurgulandı. Irak'ın kuzeyindeki referandum kararı da MGK'nın gündemindeydi uyarılar vardı. Bölgesel yönetiminin aldığı referandum kararının hukuken ve fiilen uygulanamayacağı, bu teşebbüsün vahim bir hata olduğu ve istenmeyen sonuçlar doğuracağı belirtilmiştir. Irak'ın toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin muhafaza edilmesinin bölgede kalıcı istikrar, barış, güvenlik ve refah tesis edebilmesine bağlı olduğu değerlendirilmiştir. Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması memnuniyetle karşılanmış, şehrin yeniden imarı için Türkiye'nin uluslararası topluma birlikte her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca Irak'taki Türkmen varlığının ve haklarının korunmasının yakından takip edilmekte olduğu belirtilmiştir.